Şu anda 1938 Omurca doğumlu Mustafa Karahan'ın evindeyiz. Nasılsınız Mustafa amca? Şükür hamdolsun. Bize bu Omurcalı Abdullah Çavuş'u bir anlatır mısın? Bir de sizden dinleyelim. Aslında Abdullah amca Çavuş da değil. Abdullah amca gür sesli bir adamdı. Bizim kapı bir komşumuz. Şimdi bu savaştaki başarısından dolayı zaten Çavuş Savaşta filan, ünvan, savaşa filan girdi yok yani bunun. köydeki olaydan Yok. sonra Çavuş lakabı veriliyor buna. Evet, Evet. o nam Ben öyle verilmişti. biz en azından biz öyle biliyoruz. Buyurun. Şimdi Yunan bütün çevre köyleri yakmış. Akisil'den bizim tarafa gelince Obamgille toplanmış. 3-5 oradan tar, turp, bir iki elde tüfeklerine. Evet. Abdullah amca birinci bölük ateş, ikinci bölük ateş, gür sesli ya. Yunan bizim köyü yakmadan çardak tarafına dönüyor, o tarafa yakıp gidiyor. Bizim köyü yakamamış. Peki 6 tane veya bir rivayete göre 9 tane Yunan askerini öldürmüşler. Bunların silahlarını almışlar. O Yunan askerini çok öldürmüşler köyde canım. He. Bir Mıgırdış diye biri varmış. O köye gelmiş. Onu kuyu atmışlar. Köyün orta yerinde kuyu vardı. Onun yanında bir iki asker varmış. O kaçarken arkasından vurmuşlar. Bizim bir koca mezarları, tarla var. Orada çok böyle ceset Evet. öldürülmüş. Hatta babam rahmetliğin manifatör dükkanı varmış köyde. Burada yerli cavur Miran diye biri varmış. Cavurlar Mahallesi'nde. O babama 3 deve yükü manifatör yollamış. Miran. Fakat bazıları babamı şikayet etmişler. Çeteye mal geçiriyor diye. 33 Yunan askeri babamın dükkanını bir ay beklemiş. Babam kaçacak orduya. Bu bacak oğlu Zeki Bey varmış. O zaman bir orada komutanmış. Babamı da medrese arkadaşıymış. Orduya kaçacak. Yunan yakaladı mı niye gönderiyor? Gece buraya geliyor Miran'ın eve. Miran molefotara yollayan yerli cavurundan. Bir tabak diyor tavuk da haşlı hazırlamış diyor. Nereden o gün için nereden temin etti? Yedik diyor. Ezan okunmaya başladı. Ben acele etme dedi diyor. Evin taban katına indik. Sanki diyor cami diyor. Beraber namazı kıldık diyor. Yerli cavuruna. Evet. Bak ben Müslümanım. Ama Yunan hükümeti benim Müslüman olduğumu bilirse ben de tersine vurmaz. Yunan hükümeti benimle gir evine yat demiş babama. Babam geri çekip gidiyor. Ertesi gün bir heyet gelmiş. O 33 Yunan askeri kontrol etmişler. Bu başı bozukmalı diye rapor veriyorlar. 33 Yunan askeri çekmiş gitmiş. Bir çuval şeker vardı onu yediler diyor. Başka zararı olmamış Yunan askerinin. Sonra onlar kaçacakları zaman buradan altın toplamışlar. Pangunut ikiye çıkarmışlar, üçe çıkarmışlar. Üç pangunut pisar lira. Bu Şükraniye'de 500 dönüm bir yer tarla varmış. Dudu Maruç'a adına. Biz demiş bu memleketi terk edeceğiz. Gel buraya sana vereyim demişler babama. Ben istemem böyle şey demiş. İşte ondan sonra Yunanlar burayı terk etmiş. Babam burada Meltere'de okumuş ya. Evet. Burada tabii tanıdığı çevresi çok. Çok. O zamanlar Kürt Hami diye bir hocaları varmışmış. Kürt Hami'yi bilirim ben. Hiç mesela ondan bahsederler miydi? Nasıl bir Ederdi. adamdı? Kürt Hami'yi ben şahsen bilirim. Hafızmış zaten aynı zamanda herhalde. Hafız değil de alim. O Alim. buraya savcı olarak gelmiş. O 15-20 talebe okutmuş. Aslı Kürt. Ama Öyle çok derler. sertmiş. Evet, aynen. İri yarı bir adamıdı. Ben şahsen Kürt Hami'yi bilirim. Babam hafız değildi. Babamın arabiyeti güçlüydü. Arapçası Arapçası güçlüydü. güçlüydü. Şeyde Kürt Hami'den başka Antepli medresinde hocaları var mıymış? Babamın bu hocası Çamlı Antepli. Ömer mesela. Hayır. Hacı Abin Efendi varmış. Hacı Abidin Hacı Efendi. Abin Efendi. İkolu Çolak'ımış. Evet. Ama yani Türkiye çapında bir alimmiş. Çok güzel. Babam yine o okutmuş. Buradan içelim demiş. İçeliymiş. Mersin tarafından. Anladım. Memleketine gitmiş. Memleketinde izine gitmiş. 5-10 gün durduktan sonra
Bengal giden benim eşyalarımı hazırlan. Arabaya yüklenmiş. İndirin demiş eşyaları. Benim yol yaklaştı. Felanı felanı çağırın, ben falan sattı yolcuyum. Onlar çağırmışlar, adam orada ruh buraya gelip gelme nasip olmamış. Bir de Hasan İbni Efendi'den bahsederler. Bu Hasemi kokulunu kuran şahıs. Onun hakkında benim bilgim yok. Anladım. Şimdi bu Antepli medresesinin bir de kurucu ailesi var. Antepliler. Evet. Onlardan hiç tanıdığın var mı? Salih Efendi, Salih Uçar falan. Salih Efendi bilirim. Saatçi Salih. He, Saatçi Salih Efendi. O Bedarslan'ın karşısında köşe dükkanında saatçiydi. O gene o çocuk okutur muydu o dönemde de? Bu şapka inkilabında o şahidiymiş. Onu da epey yormuşlar ileri geri. Evet, İskan Mahkemesi'nde yargılanmış. Yargılanmış. İskan Mahkemesi'nde yargılanmış. Ben galiba yaşlılığını bilirim. Ne yaşlılığını bilirsiniz? Ali Hoca'nın. Anladım. Babam da hocaydı da konuşurlardı onunla. Onu da öyle tanırım. Ara sıra gelirdi. Babam kaç doğumluydu amca? Babam 314'lüydü. Yani kaç yapıyor? 898. 1898 yılı yapıyor. Şimdi aşağı yukarı 120 yaşında falan olması lazım. Sen o zaman gene babanın ticaret yaptığı dönemlerde Uşak'taki o büyük esnafları tanıyorsun gene. Şimdi o zaman burada işte Bacaoğlu iki fabrika var. Bir bacak fabrikası, bir de Darakçılan fabrika. Yılancılar da var. Yılancılan fabrikası var mı bilmiyorum. Darakçı fabrikası, bir de bacak fabrikası. Osman Bey Bacakoğlu Osman Bey. Bacakoğlu Osman Bey bu Yavuköy ondan çiftliğiymiş. Evet. Orada da Bacakoğlu Dillaba'dır. Evet, Yavu'da. Evet. Hatta orada bir değirmen vardı, Cinci Değmeni. Gördük. O da bacaklanmış. Zeki Bey'inmiş. Zeki Bey satmış orayı. Anladım. Siz onların fabrikalarına devamlı gidip gelir miydiniz? Hayır, ben fabrikaya gittiğim yok. Sadece Bacakoğlu fabrikası yıkılırken oraya sonra Dülgeroğlu aldı. Pevzi. Öyleymiş. Bu Cinci Değmeni bacak hangi bacaktı o? Zeki Bey'inmiş. Zeki bacak, evet doğru. O Salih tarafında onun çiftliği varmış. Evet. Hatta hanımınla bir hadise olmuş da çiftliği satmış. Babama mektup yazmış. Gel sana 40-50 dönüm yeğe verin. Fakat babam gitmemiş. Peki bu Omurca'daki manifatura işleten deden miydi, baban babam mıydı? Babam. Babanın adı hangisiydi? İbrahim Karahan. İbrahim Karahan. Peki Omurca'da o sırada başka böyle bir iş yeri olarak ne var? İş yeri olarak. Manifatura olduğuna göre orada birkaç tane daha. Omurca'da manifatura var. Kahvedir. Varmıştır. Veya buna benzer. Kahve var. Evet. Yukarıda Devecilen delirmiş. Kahve varmış. Tabii onu ben bilmiyorum. Gaz şirketi falan var mı ki acaba? Efendim? Gaz şirketi falan. Yani gaz satan falan. Hayır, yok. Şimdi daha benim çocukluğumda gaz gelir. Her haneye 1 kilo 2 kilo gaz verirler. O da yarısı su. Kandili sallarsın, içinde yanmaz. Zeytinyağı yakadık. Çıtır çıtır. O toprak kaplarda mı yakıyordunuz zeytinyağı? Hayır. Bir şişeyi keserdik. He. Şişeye su doldururuz yarıya kadar. Bir pamuk ip, ona gaz veya ispirto yaktığım ateşi tam sudan çatlar o. Şişe bulmak da zor. Evet. Ona bir teneke bir pamuk ip, zeytinyağı, o çıtır çıtır işte önünü görürsün. Işık, ışık kandil diye kullanıyorsun yani. Öyle işte kandil yerine. Anladım. Hele 5 numara lamba olan ev zengin ev. Anladım. Biz size, bir de sizin köyde Kopuk diye bir adam var. O nasıl bir adam? O Alaşehir'de. Alaşehir'deydi o. Alaşehir'e gitti benim çocukluğumda. O bir iki devre muhtarlık yapmış. Evet. Halbuki ismini yazamaz. Cahil bir adam. Evet. Ama işte bu Yunan'dan sonra Dulgalları toplamış başına. 8 tane kadın olmuş. Yok, 8 değil canım. 5 hanım. 5 mi? Yani. 4 hanımı vardı. Bir de sonra birini aldı. 5 oldu. Bundan 2 gün önce onun torunu benim arkadaş. Bana oturmaya geldiler. Anlatıyor. Şimdi bunun oğlu varmış Ahmet diye. Ona kız istemeye gitmiş. Ahmet Süleyman. Süleyman mıydı? Neydi? Tamam. Süleyman abi mi? Ola kendi abi. Evet. Demiş ki işte benim oğlana kız istemeye geldik demiş. Vallahi demiş biz sen istesen veririz de senin oğlanı bilmeyiz demişler. O zaman verin bana demiş. Kız almış. Tamam. Demiş yani. Alaşehir'de Balcılan kızı derlerdi ona. Evet. Ondan onun 2 oğlu bir kızı vardı. Sizin işte belediye başkanı Mehmet amca yok mu? Mehmet Akıncı. Mehmet Akıncı. Onun oğlu torunu.
He, onun evet Topun aynen. torunu. Aynen dediğin gibi. Bu bacaklardan uşakta çok var. Hiç kalmadı herhalde, değil mi? Herhalde yok. Bacakla bitti. Daha işte bacakla taş evler var ya Hı, Paşa Caddesi'nde. evet. Onlar duruyor işte. Osman Bey rahmetlik köye geldiği zaman kalırdı bizde. Babamla konuşurlardı. Onun bir oğlu varmış. Şerafettin. Evet. Devletler arası halı tüccarıymış. Oh, bu kadar büyük yani. Fabrikayı, evleri onun üstüne yazdırmamış. İtibarı artsın diye. Onu da oğlan çekip ölüyor. Gelini varmış. Sırıklı Hoca'nın kızıymış. Ha, bu meşhur Sırıklı Hoca. Onun Ha, evet, kızıymış. anladım. Mahkemeye veriyor. Babamla konuşurlar. Hoca Efendi diyor. 14 bin lira harcadım, kaybettik diyor. Gelin evden, fabrikadan çıkarıyor Osman Bey'i. De bu Atatürk Kültür Müzesi var. Hmm, evet onların evi. Orası Gaftancıların eviymiş. Öyleymiş. Oraya Gaftancılardan almış. Bizim 956'da 630 ton ruhsat vardı. Palamut odun ruhsatı. Günde 40 ellere odun gelir buraya. Odun buraya geldi benim oluyordu. Nakliye bizim. Evet. De babama senin oğlana söyle de bir arabada biz odun attırıversin. Demiş. Demiş Osman Bey. Hmm. Biz 4-5 araba götürdük. Arabacılar boşaltıyor. Beni içeri aldı. Havuz var. Havuzun üstünde komşu böyle üzümle hanımı kesedik küçük üzümlere. Bana 1 kilo falan üzüm yıkayıverdi. Biz 15-16 yaşındayız. 1 kilo üzüm falan bize vız geliyor. Tabii. Ben yedim o baktı böyle Osman Bey. Şimdi o dönemde bir de Hamzalar diye bir aile var. Onlar hakkında Hamzalar, bir o da bilginiz var köklü mı? bir aile. Evet. Hamzalar Ali Bey varmış. Ha, bu intihar eden değil mi? Evet. Ali Bey güzel konuşurmuş. Babamgil'in bu Hacı Gedik'in orada çiftçi birliği varmış. Bu pulluklar falan Babamgil dağıtmış. Ya, o ilk pulluklar. Fabrika zamanı. Atatürk fabrikaya gelmiş. Molla Maroğlu pek konuşamazmış. Babamgil Molla Maroğlu'na Ali Bey'i gönderem. Yok ben gideceğim demiş. Orada işte bir yanlış söz konuşuyor. Devletleşiyor. Daha fabrikanın bizde listesi falan vardı. Falanın şu kadar alacağı var, falanın şunu var, falanın bunu var. Hatta babam rahmetinden bir fabrikaya gittik biz. Eski rakam bir yazı makinesi varmış. Onu arattık, bulamadık. Anladım. O Şimdi Ali Bey sonra nasıl oldu? Onun bahçe evi varmış. Ben gelmezsem beni falan yerden aran demiş. demiş. Gitmiş kendini asmış. Borçları Al çok al bak yani misafir. fazlaymış zaten. Onların o evi o kadar güzel ki. Şu anda o ev belediyenin oldu. Al sen nasılsın al. Mustafa amca, Buyur. bu Devecilerin kahvesi hangi yıllardaydı? Devecilerin kahvesinin aşağı yukarı Ben daha hatırlamıyorum çok dediğine değil, bak. orada devam ediyordu. Ben de, hangi yıllarda vardı bu? Başlangıcı olarak. Evveliyatını bilmiyorum ben de son zaman aşağı yukarı Senin hatırladığın yıl diyelim veyahut da. 60'larda falan da kahveye doğru çalışıyordu. Burma Camii'nin karşısı değil mi? Hayır, o Hayır, şeydeki. o O şeydeki. bu devenin adı. O Bizim köyde. Murzeli. Onu ben bilmiyorum canım. Onu Onu hatırlamıyorum duyuyor. diyor. Bu çok eskiden varmış O bu. eskiymiş onu ben bilmiyorum. Onu duyuyoruz. Yani Cumhuriyet yıllarından falan varmış yani. Varmış. Sizin köyde hiç cavurma mıymış? Varmış. Yani yerleşik. Yerleşik yok. İşte Yunan geldiği zaman bazı evlere girmiş. Yani Ama sonra çekmiş gitmiş. kışlada var mesela. Yerleşik mi? Bilmiyorum. Peki sizin köyde palamut ticareti yapılıyor. Evet. Kullalı bir tüccar geliyor, o palamutu alıyor, İzmir'e götürüyor. Yine Marlık istasyonundan. Evet. Bu kullalı tüccarın adı ne? Onu tüccar olarak ben de duyuyorum da ismini bilmiyorum. O bir sene evvel köye palamut parası dağıtmış. Onu da o sene palamut olmamış. Peşin veriyor. O zamanlar yani. O zamanlar. 30'lar mı, 40'lar mı, 50'ler mi? Tarihini bir şey diyemeyeceğim. Anladım. Buradan trenle köye gitmişler. Marlık'tan köye giderlerken, bizim köye giderken, bizim köye 1 saat Marlık istasyonuna. Evet. Hava sıcakmış. Bir palamut adamın dibine. Şurada demişler, kölgede biraz dinlenen babam gibi falan. O gitmiş güneş oturmuş. Ya niye oraya oturuyorsun?
Ondan zarar ettim. Körgesine bile oturmam dedim. Güzel. İsmini bilmiyorum. Mustafa amca bir de şimdi minareciler var. Madencilikle uğraşan. Minarecileri bilir misin? Yusuf Minareci vardı. Bizim köyde minare yaptı. Evet. Geniş bir panturkeye. İşte Uğur Minareci var. Bizim arkadaşım. Şimdi neye de bilmiyorum. Suver. Yani onlar da madencilik yapıyorlarmış. Bizim Udin'deymiş o. Biraz da aşağı doğru. Aynen. Onu babam müracaat ediyor. Fakat işlenmiş bir sürü maden varmış. Yığın halinde. Hazinenin malı diye babama ruhsat vermiyorlar. Anladım. Onu gidip başka sarıyor. Kim alıyor? Hacı Gedik alıyor herhalde değil mi? Hacı Gedik'le. Sonra kim aldı orasını bilmiyorum. Anladım. Anladım. O Menderes zamanı galiba. Menderes zamanı. Menderes daha sonra. Anladım. Yani bu civarda maden muhabbeti yani gene sizin çoğu bilginiz dahil. Yani işte yani. Bizim bir boya vardır Yeşildere'de. Boyayı da babam buluyor fakat fiyat düşük diye ona kıymet veren. Boya madeni. Boya. Yeşildere'de. Sarı, kırmızı. Sarı, kırmızı gibi. Anladım. Hatta okulda okurken tepeşir yetmedi mi öğretmen git getir dedi. Tepeşir madeni gibi. Tepeşir gibi kullanırdık onu tahtada. O kadar yani anladım. Peki Omurca'da mı okudun ilkokulu Mustafa amca? Omurca'da okudum. Kimdi öğretmeniniz? Haydar Bey vardı. Haydar Dağ. Yaşlı. Nereliydi biliyorsun? Uşaklıydı. Köyü? Uşan yerlisiydi. Yerlisiydi. Bu şeker papasına giderken orada evi vardı o tarafta. Beş kızı bir oğlu vardı. Atvet, Türken, Hikmet, Nimet, Mürüvvet, Kudret. Maşallah. Ama Nimet de sevgilim mi yoksa? Güzel Kur'an okurdu. O da üniversite O Haydar Dağ ne mezunu? Ne mezunu bilmiyorum. Peki ne kadar kaldı köyde tahminen? Bizim köyde çok kaldı. Abi Dağlar Hoca denilen işte. Dağlar Hoca denilen. Kim o? İşte ANAP'ın eski il başkanı. Ali Çınar yok mu? Onun kayınpederi bu. Tahminen ne kadar kalmıştır? Belki 15 sene. Belki daha fazla bilmiyorum. Şimdi senin girdiğinde o var mıydı? Vardı. O zaman geldi. Ben 3'e kadar, 3'ü gün kadar onda okudum. Ondan sonra Hasköylü, İbrahim Alkan geldi. 4'ü 5'ü onda okudum. Hasköylü, İbrahim Alkan. Şimdi 38 olduğuna göre demek ki sen 45'te başlamışsın okula. 49'da bitirdim. 44'te başladı. O zaman 3 yıllık mıydı? 5 yıl canım. 5 yıl mıydı? 5 yıl. Evet. Zaten asıl doğum 46 diyor Mustafa amca. 36. 36 pardon. Pardon. Tabii nüfus önemli. 36. O gün için doğumlara karar mı oluyor? Yazı ve şu yaşta. Evet. Aynen. Şimdi saatini bile yazıyor. Peki ben. Bu Koca Çeşme'nin suyu nereden geliyor? Onu bilgim var. Onun Çukurağıl'dan. Akeçe'nin arkasından. Şemikdağ'da. Çukurağıl'ın arasından geliyor. Tonelden hatta biz çocukken tonele bizi kuyaladı. Kum deşerdik sırayla böyle elden ele. Evet. Şemikdağ'dan mı geliyordu? Hayır Şemikdağ'dan değil. Şimdi Akkeçil'in kuzey tarafından. Ha kuzeyindeki. Derede tonel taşların arasından geliyor su. Şimdi o suya şey kalmadı. Yine köye geliyor o su da. Mustafa amca kahvesini içiremedik. Soğuyacak sen iç kahveni. Neyse durduram kaydı. Dur. İstasyonun altında. Bir gün Bedasan orada geziyorduk. Ya dedi gel bizim partiye çıkalım dedi. Refah Partisi'nin ocağı oradaydı. Bedasan ikinci katında. Oraya çıktık. Celal Çakmak. İşte nereden yerden biraz konuştuk. Ya böyle Müslüman bir parti varken oraya oy mu verir filan diye. Benim adıma bir istifa dilekçesi yazdı. Partiye gönderdik. Biz oradan istifa ettik, ayrıldık. Refah Parti'ye geçtik. Milli Selamet o zaman ismi. Öyle, Selamet Parti. Selamet. O zamanlar Ali Dökmeci, Mehmet Dökmeci amca falan vardı değil mi orada? Evet. Mehmet amca vardı. Neyse. Asıl namazı. O partiye kayıt olduk. Aradan biraz zaman geçti. İlk sıraya Cengiz'i almışlar. Celal Çakmak kendini bekliyordu. Onun da bir arkadaşı vardı Hüseyin. Sonra bir kadın öldürdü. Ne oldu? 8-10 sene içeride yattı galiba. Çümen mi? Keral'da. Ali Osman Çümen. Ali Osman Çümen.
Bir ara şeker evlerinde bir el arabasına gezen topal biri vardı. Partili. Onun yerde toplantı varmış. Bizi de çağırdılar, biz de gittik. Celal Çakmak, ya biz ona Mevlüt mi okutacağız? Yani Cengiz'e diyor. Cengiz Hoca ya. Biz ona Mevlüt okutacağız. İşte artık bir şeyler diyor. Benim de canım sıkıldı. Ya dedim Celal Bey, sen 10 gün evvel bak beni oradan istifa ettirdin. Böyle bir Müslüman parti varken bizim parti satanlığa, laikliğe aykırı. Bizim parti nasıl olsa kapanacak. Ama dolu evin içi. Ya dedim Celal Bey, sen 10 gün evvel böyle konuşmuyordun. Sen 90 derece döndün. Diyken oradan Meşin Gocuklu biri kalktı. Sivaslı tarafındanmış. Kiloğlu biri. Arkadaş sen bela mı bulduracaksın dedi bana. Bela dedim, bu bulduracak. Bir kavga, bir gürültü. Partinin zararına çalıştılar. Partiyi kazandırmadılar. Bir gün Ulu Cami'de ben cemaate yerişemedim. Namaz kıldım çıktım. Çınarın dibinde bizim Akkeçilli Sami var. Sami'yle Celal Çakmak dikeliyor. Ben de çıktım selam verdim. Sami, Celal Bey'le sen tanıştıran dedi. Ben dedim Celal Bey'i çoktan tanırım. Ama kazada mı öldü? Nasıl oldu? Öyle bir şey oldu. Evet. Yani deva adamı, ben deva adamı pek görmüyorum. Peki Mustafa amca, bu İnönü olaylarını hatırlar mısın Uşak'ta? İnönü Taşlandı, ben askerdeydim. Orada değildin yani. Mardin Kızıltepe'deydim. Ben 110 Seher Jandarma Alayı revirinde yazıcıydım. Bizim doktor Zeki Kızıldağ inadına Halk Partiliydi. Sabahleyin listeden sonra geldi. Bir rapor yazdık izinli askere. Raporu aldı gitti. Giderken Mustafa Uşaklı kim vardı burada dedi. Ben dedim işte Arif'inden ben varım. Bölmeli Arif'in ikimiz var Uşaklı. Gitti. Tekrar geldi, bir rapor daha yazdık. Dedim Üsteğmen'im Uşaklı sormuştunuz. Niye icabet falan. Cebinde gazete varmış. Kadıma atı verdi. İnönü'yü daşlamışlar Uşak'ta. İnönü orada bana kararıyor. Uşaklı diye. He, dedim Süleyman'ım ben Uşaklıyım dedim ama Uşak değilim dedim. İnönü ben oradayken daşlanmış. Da onun bize çok zararı oldu. Nereye gitsek karşımıza çıktı. Sizin köyden bir değirmenci bir adam var. Ulubey'de bu Sülmen'in alt tarafında. Dört demeni çalıştıran. Kazi'yle Omar Ağa almış orayı ortak. He. Kazi dediğin Gazi. İsmi Gazi'ydi. Gazi. Öyle tabii o zaman da. Kazi diyorlar değil mi o da o zaman? Adı Gazi ve Arslan Ağa, Omar Ağa'nın oğlu. Ortak almışlardı. Kazi ile Ömer. Kazi ben Ömer Ağa deriz. Ömer Ağa'nın Ömer oğlu Büyük Aslan. Kuşçu. Soyadı ne bunların? Ömer Büyük Kuşçu. Büyük Büyük Kuşçu. Kuşçu. Ha. Peki Gazi'nin soyadı ne? Ondan soyadı Yıldırım. Ocağıymış. He, dört demen zaten adı dört üstünde. demen. Onlar hangi yıldız altları bulabileceğiz be? Efendim? Hangi yıl almışlar burayı? Ben benim için çok önemli bu. çocuktum o zaman. He. Tarihini bilemeyeceğim. 4.000 liraya alınmış. Deniyor. Ya 40 başı. 4.000 liraya herkes konuşamıyor o zaman için. Bunlar Uşaklı mı? Yerlisi mi? Omurcalı. Omurcalı. Değirmen kimin bilmiyorum ben. Alan Gazi'nden Arslan Ağa'yı. Omurcalı. İşte bu Öztan'ın nasıl diyeyim? Öztan'ın Dezesigille. Dezesigil. Ha, orası onun Dezesigil. Öyle Omara Arslan'a şeyin Saim'in bacanağı. Öztan'ın babasının. Anladım. Değirmeni onları almıştı. Sonra bir adam mı vurdular? Nasıl oldu? Değirmeni sattılar. Tamam. Şimdi 1925 senesinde bu değmeni Uşaklı Mum Yakmaz Sami diye biri alıyor. Mum Yakmazlar. Bilmiyorum. Bana şeker gettin mi? Burada İstanbullu karısından beraber duruyorlar. Veya kadın daha çok burada duruyor. Mum Yakmaz Sami uzun yıllar buraya çalıştırıyor. Ne zamana kadar? Mum Yakmaz Sami'nin oğlu küçük kuştu o zaman. Banaşçı'ya düşüp ölüyor. Boğuluyor. Evet. O anda bu değmeni satırına çıkarıyorlar. Değmeni Omurcalı bu adamlar alıyor.
Ben bir kişi de biliyordum ama Gazi'yle Omar'a. Omar'a dedik. İşte, anladım. O Arslan işte bu doktorun teyzesinin kocası Arslan'a. 1948 yılında da burayı Küçükkaya'dan gelen Goruksular'a sarıyor. Vekil Goruklar alıyor. Kim arıyor galiba ben bilmiyorum. Ya 48'den bu yana biliyoruz. İlk aldıkları yıl bizim için çok önemli. Eğer bunu bir çıkartırsak birçok şeyi soru işareti kalkmadan kaçacak. Mustafa amca dedi ki yani ben de ben çocuğum dedi. Yani bir 36 olsa 30'ların sonu gibi. 40 yani. Olabilir mi tahminen? Daha sonra. 42. Çünkü ben de aldıklarını biliyorum. Ha. 42, 43 veya 44 veya 45. 45 gibi. Yani evet. Olabilir. O zaman fazla çalıştırmamışlar bunlar değmeni. Fazla kalmadı zaten onlar da bir adam mı vurdular? Nasıl oldu? Çünkü 48'de bunu aldığına göre, Çinlik sahibi aldığına göre, Mustafa Ancak'ı ben hatırlıyorum dediğine göre, 45. Demek ki 45 gibi. 45 olabilir. Arası. Bundan yerinde belki 10 sene falan. Yok be, o da yok kalmaz. Mümkün evet, değil. Aynen. Şu anda ayakta mı orası? Ayakta da çalışmıyor tabii değil mi? Orada yerleşik. O aile orada oturuyor. Soracağın kaldı mı?